İşte bu Edevatü'r-Rabt fi'l-Arabiyyetil-Muasire Ahmet Tahir Haseneyn ve Neriman Neyli el-Verraki tarafından hazırlanmış bir çalışma. İşte Kahire'deki Amerikan Üniversitesi efendim Kahire'de Amerikan Üniversitesi mi var ya? var. Olsun. Ve 1984 yılında bakın ta ne zaman hazırlanmış ama gerçekten güzel bir çalışma. Efendim bakalım okuyalım. Ulide Necip Mahfuz fi Hayy el-Cemaliyeti ve huve ahadul ahyai şabiyeti fil Kahire ve yakavu bi canibi Mescid-i Hüseyin bil Ezher. Şimdi buradaki ve hani normal açıdan baktığımızda hale benziyor. Değil mi? Ben hal değil de şey diyelim bunu ara cümlesi olarak kabul edelim. Şimdi normalde bunu sıfat olarak görmek mümkün değil. Sıfat olmaya çok yakışıyor ama işte böylesine bir yapıdan dolayı sıfat olamayan yapılar ara cümle zorla kabul edebilirsiniz. Şimdi biz çoğu kere bu ara cümlesini ki ile bağlayabiliriz. Mesela Necip Mahfuz efendim Cemaliye mahallesinde ki o Kahire'nin efendim dış mahallelerinin biridir. Ve Yaşadığı eser yer olan diyemez mi? yani Yani buradaki Eşşabiye Eşşabiye şu tarafta mı? evet El-Ahya Şabiye halk mahalleleri yani ne diyorlar ona şehrin dış Varoşlar mahallesi. varoş ha Kenar mahallesi. evet o zaman Kahire'deki varoşların birinde mi diyeceğiz? Varoş mahalleleri mi diyeceğiz? Varoşların biri olan Cemaliye mahallesinde dünyaya geldi. Burada tekrar bir ve yakavu bi canibi Mescid-i Hüseyin bil eser eser de efendim Hüseyin caminin yanında bulunuyor. Evet bu iki cümleyi efendim Cemaliye mahallesinin sıfatı yapabiliriz. Onu demek istedim. Ya da Sıfatlandırdığı zaman güzel olur. evet ya da ki ile bağlayabilirsiniz. Bunu hal olarak görmek burada hiç uygun değil. Madem sıfat olarak görebiliyorsun, o zaman bunu ara cümlesi olarak yap. Niye ben bu sıfat olmaz? Sıfat olmaz çünkü bunun sıfat olabilmesi için buraya vav değil, ellezi gelmesi lazım. Çünkü Hayyül Cemaliye marife Allah diyor. Değil mi? yok onu anlatacak da Evet. ara cümlesi olarak giriyor. Hal ögesi değil. Sıfata çok uygun ama teknik açıdan sıfat da değil. Çünkü sıfat olabilmesi için bakınız Hayyül Cemaliye marife. Elveti getirmemiz Ma lazım. yok. Şurada hayyı tanımlıyor, şey yapıyor. Niteliyor. O yüzden ellezî gelmesi lazım. Bunu diyorum. Faruk Hatip getirsin. Ha, o zaman çok anlamında hiçbir değişiklik olmaz. Ama güzel Ama olur. çok güzel bir sıfat tanımlaması olur. Deneyelim. Vulide Necip Mahfuz fi Hayy el-Cemaliyyeti'l-lezî huve ahadul ahyâ'i şâbiyeti fil Kahire ve yakau bi canibi Mescid-i Hüseyin bil eser. Şu efendim çok güzel bir sıfat. Ama burada sıfat olamadı. Şu durumda değil ama ellezi sıfat yapabiliriz diyor. Harika olur. Buradaki vav yerine ellezî getirsek hayye şu iki cümleyi bağlarız. Çok da güzel olur. Efendim. Ama işte böyle vavla ara cümle de getirebiliyoruz. Efendim. İtirazi cümle diyebiliriz. Efendim. Normal hal ögesi de değil. Hale çok benziyor. Tamamen hal gibi duruyor. Ama değil. Ara cümlesi kabul ediyoruz. Tercüme ederken de Necip O Mahfuz zaman ki diyerekten yani ya şöyle ki yapalım. ile Bu ara cümlelerin, bu tarzı cümlelerin ki ile şey yapalım. Yapabiliyor muyuz sence bunu? yani sıfatımsı bir anlamsa ki ile bağlayabilirsin ama sıfat değil. Dua cümlesi ise ki ile bağlayamazsın. Efendim. Evet. Necip Mahfuz Cemaliye Mahallesi'nde oraya iki çizgi arasına koyup ki o orası Kahire'deki varoşlardan bir tanesidir ve eser bölgesinde Hüseyin Camii'nin yanı başında bulunur. Ki demeden Cemaliye Mahallesi'nde doğmuştur. Evet. Yahut da bu mahalle. Yani o şekilde de bağlanabilir. O zaman ara cümlesi yapmazsın. Efendim. Kâne vâliduhu muvazzafen hukûmiyen. Sümme amile fit ticareti ba'de zelike.
Şimdi burada efendim muvazzafen hukumi yenkânen haber. Babası bir devlet memuru idi. Sonra efendim bu devlet memuru. Şimdi Arapçada iki tane şu summe ve bade yan yana gelebiliyor. Summe atıf harfi, bade ise bir isim Aslında sinonim tanımlamasında, işe yapıyorsun. isim tanımlamasında ortaya çıkan bir muzaf. Summe atıf harfidir. Asla isim tanımlaması oluşturmaz. Bade ise genellikle isim tanımlaması oluşturur. İki tane bu summe ve badenin aynı anlama geliyor. Görünüyor Türkçe'de. Yan yana gelmesinde Arapça'da bir sıkıntı yok. Çünkü bu summe, sonra bu bade, bu da sonra ama başka bir bade. Şimdi buradaki bade galip var ya, Türkçe'ye tercüme ederken sıkıntısını çekiyoruz. daha sonra dersek herhalde daha oturuyor. Şimdi bade delge ondan sonra demek. Ondan sonra Yani devlet daha memurluğundan sonra. sonra daha sonra. Evet. Babası bir devlet memuru idi. İşte emekliliğinden sonra diyebiliriz. Yani Ticaretle. badede Evet. Bade takaüt gibi. Emekliliğinden sonra ticaretle uğraştı. anlaşıldı. Bunu şu şekilde de söyleyebiliriz. Babası emekliliğinden sonra ticaretle uğraşan bir devlet memuruydu. Nasıl sıfat yaptı? Şimdi buradaki hukumiyen, muvazzafen hukumiyen bir kâne nebari olup sıfat tanımlısı. Şu hukumiyeni, muvazzafanın birinci, amele fit ticareti fi cümlesini ise ikinci sıfat yapabiliriz. Summe ise atıf harfidir. Yani burada hiçbir Sıfatın üzerine atıf. evet. Buradaki amele fit ticare hukumiyenin sıfatı. Efendim hukumiye gibi ikinci sıfat olur. Summe ile de atfedilmiştir. Olabilir, evet. Kâne mahfuz kâriyen mümtezen. Mahfuz harika, iyi bir okuyucu idi. Kâri efendim kurra Sınıftaki. evet, okuyucular demek. Burada F'ye dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada bir iddiada bulunuyor bu metni yazan. Açıklama. Tefsir yapayım. Tefsir değil. Efendim, Mahfuz iyi bir okuyucuydu. Gayet. Bunu delillendirmesi lazım. Bu bir iddia. Fakat kara lil-menfuluti. Burada F ile şuradaki iddiayı efendim Sıfat. ispat etmeye çalışıyor. Evet. Demek ki bir cümle kurduğunuzda peşinden F'yi getirip onu bir açıklayabilirsiniz. İki, efendim delillendirebilirsiniz. Yani örneklendirebilirsiniz. Hatta öncesinde örneklendirip F ile de şu halde diye sonuç cümlesine de gidebilirsiniz. Sanırım çıkacaktır. Burada iyi bir okuyucuydu diyor. Manfuliyutu'yu okudu. Burada bir gariplik var değil mi? Kara el menfuliyutiye demesi lazım normalde. Evet. Aslında buradaki li Manfuluti'nin eserlerini okudu. Manfuluti'ye ait eserler okudu. Gibi bir terkibin Yani Menfuruti'den değil de eserlerinden okudu. eserlerini okudu. Zaten Menfuruti'nin Manfuluti'yi nasıl okursun sen? Eserlerini okursun. Kastedilen sahip olduğu şeyler. Tabi eserleri. Kara'e lehu. Bir kimseyi yani eserlerini okumak anlamında kullanabiliyoruz. Yani buraya li'nin gelmesini Mülkiyet şaşırmayın. Evet. Fakat kara lil menfuluti menfuluti'yi okumuştur. Bizim Türkçe'de de var. Mesela Aşık Veysel'i okudun mu diyor. Evet, Aşık Ahmet Veysel kitap değil ki okunsun. Onun eserleri kastediliyor. Fuzuli'yi okudum. Fuzuli'yi okudun mu diyor. Burada da demek ki hel kara'te lil fuzuli El Karateli Aşık Veysel mesela İşte anlaşıldı. li. O tercüme ba'de amalihi. Manfuluti'yi okumuş, bazı çalışmalarını tercüme Etmiş. etmiştir. Efendim, buradaki kat niye kullandı? Efendim, Vurgun. çünkü Hala şeyde, hala. evet hala devam ediyor ve
pazara bakarsanız onun çeviri çalışmalarını görürsünüz. Hala etkisi devam ediyor. Tamam, evet. Summa kara li Taha Hüseyin vel Akkadi ve Selamete Musa ve İbrahim el Mazini ve Tevfik el Hakim ve gayrihim. Evet. Taha Hüseyin'i, Akkad'ı, Selama Musa, İbrahim el Mazini ve Tevfik Hakim'i ve diğerlerini okudu. Demek ki burada önce Menfulüti'yi okudu. Li Taha Hüseyin. Lil Akkad. Li Selame Musa. Tabi vavlar atfedilmiş. Taha Hüseyin, Akka, Selam Musa, İbrahim el Mazini ve Tevfik el Hakim ve diğerlerini okudu. Ve lem yuhmil kıraat el amalil klasikiyeti. Evet. Ehmele ihmal etmek demek. Lem yuhmil ihmal etmedi. Yani klasik çalışmaları okumayı ihmal etmedi. Sebeun kânet arabiyeten em garbiyeten. İster Arapça olsun, ister Batı dili, Batı efendim klasik eserleri de okumayı ihmal etmedi. Evet, seve buraya seveun efendim ekanet diyebilirdik. Hatta seveun arabiyeten kanet em garbiyeten de diyebiliriz. Bunların bir iki örneğini görmüştük gibi. Fakat bedaa neşatuhu edebiyye fi sinnin mübekkiratin. Neşat, aktivite, faaliyet demek. Edebi aktivitesine, faaliyetine, edebi çalışmasına erken bir yaşta başladı. Ve zelke bi kitabetil makaleti ve tercemeti. Şimdi ve zelke olmasa da olur demiştik. Yani kat bedene neşatuhul edebiyye fi sinni mübekkiratin bi kitabetil makaleti ve tercemeti. Edebi kitap yazmaya, tercüme etmeye de başladı. Yok. Edebi yok. Bi ile. Yani edebi yazmak suretiyle. Edebi tercümeyle. Evet. Birlikte. Edebi faaliyetine, edebi çalışmasına erken bir yaşta ve makale yazarak ve tercüme yaparak başladı. Yok, yani hal denilebilir, tamam, ama yani bu nasıl olduğunu açıklıyoruz. Nasıl başladı? Neyle başladı? Bak. Bilden dolayı biz bu tercümeyi yapıyoruz, değil mi? Evet. Erken yaşta. Erken bir yaşta. Makale yazarak ve tercüme yaparak. Edebi faaliyetlere başladı. Evet. Edebi çalışmasına, edebi faaliyetin aktivitesine başladı. Başladı. Sümme tecehelli kitabetel kıssatil kasireti ve rivayeti. Sonra evet, kısa hikaye. Buna öykü de diyebiliriz. Kısa öykü ve roman yazımına yöneldi. İttecehe ile de çokça kullanılır. Evet, li ile de kullanılıyor. Ama ben bu cümleyi kurmak istesem ile'yi tercih ederdim. Efendim, sümme ittecehe li kitabetil kıssati ile kitabetil kıssatil kasireti ve rivayeti. Yu'tabaru mahfuz fil vaktil hadir. Eşere rivayiyyin el Arab. Şimdi i'tabara kabul etmek, yu'tabaru kabul edilir. Mahfuz günümüzde hali hazırda eşere revaiyyin el Arab. En meşhur ya da Arap romancısı ya da Arap romancıların en meşhuru olarak kabul edilir. Bu bir iddia değil mi? İspat edecek. Fakat ellefel adide mine rivayeti vel kasasil kasireti leti nalet şöhreten kebireten sevâun fi Mısra ev fil biladil arabiyyetul ukhra. Evet, sevâun ekâne fi Mısra ev fil biladil arabiyyetul ukhra da diyebilirdi. Efendim. Zira diyebiliriz hani. Çünkü. Ya da çünkü, zira ister Mısır'da olsun, ister diğer Arap ülkelerinde olsun, büyük bir şöhret kazanan, efendim ün kazanan, çokça roman ve öykü
yazmıştır. Zira efendim böyle böyle yazmıştır. Şimdi burada bazı örnekler var. Zehebe Ali ve Muhammedun ile Roma ve Paris. Ali ve Muhammed Roma ve Paris'e gitti. Burada atıf grubunu göstermeye çalışıyor. Atıf grubu, özne grubu da olabilir. Tamlama grubu da olabilir. Nesne grubu da olabilir. Her bir şeycik olabilir. İstata'at tullaven yekravu ve yektubu billigatil arabiyye. Ba'de dıraseti selaseti şuhurin fakat. Şimdi ba'dehu fakat. Kablehu fakat. Efendim o evet fakat sadece demek. Yani sadece 3 aylık bir eğitimden sonra öğrenciler Arapça okuya ve yazabildi. Şimdi burada vav'ın efendim hani bir atıf harfi oluşunu gösteriyor. Vav'dan sonra gizli bir en var burada. Diğer bir ifadeyle yektubu şurada yakravu fiiline atfedilmiş. Yani isimler atfedilmez. Edatlar tekrarlanmıyor. Tekrarlayabiliriz şurada. Ve en yektubu diyebilirdik. Evet. En yakravu ve en yektubu diyebilirdik. Efendim dememişiz. Demediğimiz için yektubu ifadesini yakravuya atfettiğimizi söylüyoruz. Ama buraya vav koysak ki koyabiliriz. O zaman da en yektubu ifadesini en yakravu ifadesine atfetmiş oluyoruz. En olmazsa yektubuyu yakravuya, olursa en yektubuyu en yakravuya atfetmiş oluyoruz. Efendim bu anlaşılıyor. Çok güzel bir cümle aslında. Evet. Efendim istetaa fiil ettullabu fail müevvel masdar olarak gelişini görüyorsunuz. Evet. Efendim evet. Bunların hepsi de mef'ulün bi. Burada okumak ve yaz okuyorlar ve yazıyorlar. En ile müevvel masdar olmuş. Efendim fiil ve failden oluşuyor. Vavlar fail. İşte ba'de diraseti selaseti şuhurin ifadesi de ne zaman okudu, yazdı. O onlarla ilgili mef'ulün fi ögesidir. Öğrenciler sadece 3 aylık bir eğitimden sonra Arapça okuyup yazabildiler. Ya'melu validu üstazen ve reisen lil kısmi fil vakti zati. Fil vakti zati aynı zamanda demek. Yani babam profesör olarak çalışıyor ya da hoca olarak çalışıyor ve reisen ve lil kısmi bölüm başkanı olarak çalışıyor. Yani babam şimdi burada hem de ifadesini kullanacağız. Şimdi bu Türkçe'de kullanmamız gerekiyor. Evet. Babam hem hoca hem de aynı zamanda bölüm başkanı olarak çalışıyor. Evet. Fil vakti zati aynı zamanda demek. Buradaki üstelden ve reisten ifadesi hal olarak görülüyor. Şimdi evet. Şimdi hal mesela e'melu muvazzafen ya da evet ya da şöyle diyorsunuz etekelleme huna eben bir baba olarak konuşuyorum burada gibi. Kullanımı çok yaygın. Arap dilcileri diyor ki çoğu kere şöyle söylenir. İşte etekellemu efendim eben bir baba olarak konuşuyorum ama günümüzde Arap gençlerinin ke ebin efendim bir baba olarak demeyi kastediyor. Evet. Bu anlamda ke ebin şeklinde kullanımını dilciler yadırgıyor. Diyor ki Arapçada diyor etekellemu eben ifadesi yaygın olarak kullanılıyor. Burada ke'nin kullanımı yanlıştır diyorlar. Özellikle efendim niye yanlış diyorlar? Yani ke'ye gerek yok. Eben demek yeterli. Eben deyince hal oluyor evet. Mesela tekelleme Hasan sahafiyen nüans farkı var mı yoksa sadece mesela ke eben derken burada bir baba olarak şimdi
Zaten günümüzde gençler böyle, bu evet, bu ikisini de aynı anlamda kullanıyor. Fakat diyor ki dilciler, buraya ke'nin kullanımı Yanlış. yanlıştır burada. Tekelleme hasenü sahafiyen. Baba ise baba gibi demek saçma oluyor. Yani Efendim, baba olarak. gençlerin kullanılması yani gemiler büyütmek gibi gençlere mahsus bir özellik olabilir. Tekerleme ben bir baba olarak kullanıyorum derken zaten gel adam baba. Ama genç kullanırken adam baba değil. Ya burada Çünkü kastettiğim genç yeni nesil. aynı Tekelleme Hasenun sahafiyen, efendim, bir gazeteci olarak konuşuyor ama günümüzde K'nin buraya sahafiye evet sahafiye ihtiyaç olmadığı halde kullanıldığını görüyoruz. Evet. Ya Mele Ahi ve huve mühendisun fil Kuveyt. Bakınız yukarıda Son cümlesi. Şu ve huve ahadül ahya şabiye dedi ya, burada açıkça tırnak arasına koymuş. Halo, Kısa cümle olarak. evet. Kardeşim, ki o bir mühendistir, Kuveyt'te çalışıyor. Kardeşim, Mühendis Kuveyt'te. olan kardeşim kuvvetle çalışıyor. Yani diyebilirsin. Efendim. Kardeşim ki mühendis Kardeşim, çalışıyor yok. kuvvetle. Kardeşim, ha, ki o bir mühendistir. Evet. Yani gibi yok hükmünde nefesini, sesini kısaltarak söylersin. Biz Kardeşim kuvvetle çalışan bir mühendistir. o zaman cümle yapısı tamamen değişiyor. İşte daha Evet. Burada asıl elemanı söylememiz Kardeşim gerekiyor. kuvvetle Kardeşim çalışıyor. kuvvette çalışıyor. Ve huve mühendisun ifadesi itirazi bir cümledir. Mesela babam, Allah rahmet etsin, iyi bir adamdı derken Allah rahmet etsin ifadesi ara bir cümle oluyor. Ve ara cümleleri biz genellikle söylerken ses tonumuzu biraz Emri düşürüyoruz. rahimehullah Evet, kapat. kapatır. Şimdi kâne Kâne racülen racülen tayyiben. rahimen. Rahimen olur mu? Merhametli bir Müşfikan. adamdı. Tayyiben, müşfikan, tabii. Ne söylemek istiyorsanız. Kara elmes elete iddete merratin. Mesele, problem. Efendim. Problemi birkaç kez okudu. Ve lem yestatî halleha. Evet. Onu çözemedi. Problemi birkaç kez okudu. Onu çözemedi. Bakın, istata, ondan sonra mastar yer diyor. Yani onun çözümünü beceremedi. Onun çözümüne güç yetiremedi. Biz onu çözemedi diyoruz. Nece Muhammed? Muhammed başarılı oldu. Ve resebe Ali başarısız oldu. Fil imtihani. İmtihani. Şimdi burada bu örneği niye vermiş? Şunun için vermiş. Evet. Burada tabi Arapça her cümlede belirlemek mümkün değil. Konuyu bilmek gerekiyor. Buradaki fiil imtihan sadece başarısız olma fiilinin mefulün fiil ögesi mi, yoksa başarılı olma fiilinin de mi mefulün fiil ögesi? İşte her zaman bunu belirleyemiyoruz. Ama burada her ikisinin de mefulün fiil, her iki fiilin de mefulün fiil olduğunu göstermek için örneklendirmiş. Muhammed ve ha Muhammed ha şöyle diyeceğiz. Madem öyle, sınavda Muhammed başarılı, Ali başarısız oldu. Çünkü imtihanlar ikisinde mefhulü fiil. Evet, mefulün fihi. Kharaca'l üstadu fe't-talibu. Ustaz. Hoca çıktı. Ha, öğrenci de çıktı. Evet. Bunu şöyle tercüme Yani ediyoruz. ikisinde şey. Burada F efendim aynı ögeye karşılık gelen iki ismi arasını vav gibi efendim bağlar. Vav birlikte çıktı gibi yani. Yok. Vav da anlam sadece aynı ögeye karşılık gelen isimleri bir araya getirmek, toplamaktır amaç. Fakat F de yine aynı ögeye karşılık getirir F o isimleri. Fakat F'den önce gelen eylemi önce yapmış, F'den sonraki ise o eylemi hemen peşinden gerçekleştirmiştir.
Yani o hoca ve öğrenci çıktı. Hayır. Ha birlikte çıkmış olabilir, ayrı çıkmış olabilir. Buna dair hiçbir belirti yok. F'de F'de takibi yekip. Evet, hocanın peşinden çıktı. Hemen peşinden. Evet, hoca belki kapıyı kapattı, aynı anda kapıyı açtı. Şimdi boşsaydın, orada fasıla vardı. Tabii, hoca çıktı, sonra da öğrenci çıktı. Şimdi burada, şu el-üstezü fet-talibu ifadesi, harece fiilin fail öbeği. İkisi de bu eylemi gerçekleştirmiş. İster buraya vav koyalım, ister summe koyalım, fark etmez. Gelin, bu cümlenin üçünü de anlamlandıralım. Kharecel üstadu fe talibu, hoca peşinden de öğrenci çıktı. Diyeceksiniz ki da eki nerede var? Ya her şeyi birebir aramayalım diğer dilde. Bu bir. İkincisi, önce hoca peşinden öğrenci çıktı diye tercüme etmek Türkçe'ye çok uygun düşer. Diyeceksiniz ki burada öğrenci önce ifadesi yok. Kabili yok. Ama efendim buradaki fe takibiye bildirir. Peşindelik bildirir. Demek ki burada bir fe peşindelik varsa hocanın hocanın önce çıktığı anlamı var orada. Aynı durum sünme için de geçerli. Şimdi ben bir de vavla summe ile önce, daha sonra da vavla tercüme edelim. Kharecel üstadu summe talibu. Hoca sonra da öğrenci çıktı. Ya da önce hoca sonra öğrenci çıktı. Burada peşindelik yok. Efendim, eğer iki eylem arasında hemencecilik, peşindelik yoksa, araya zaman dilimi girmişse summe, girmemişse fe'yi kullanırız. Ama peşindelik ya da sonralık ifade etmiyor. Sadece ikisinin de çıktığını bildirmek istiyoruz. Hangisi hangisinden önce çıkmış beni ilgilendirmiyor. Biz Türkçe'de ne diyoruz? Hoca, Ali, Mustafa, Veli çıktı diyoruz. İşte bu gibi durumlarda vav kullanıyoruz. Hoca ve öğrenci çıktılar. Peki bu beraber mi çıktılar? Ayrı ayrı mı çıktılar? Buna dair bir işaret yok. Eğer hocam işaret belirtmek istersek, yani birlikte çıktılar demek istiyorsak, o zaman şöyle dersiniz, hal ögesi yaparsınız. Me'ayla. Kharecel üstadu me'al talibi. Hoca öğrenciyle birlikte çıktı. Kharecel üstadu ve huve me'al talibi. Bu da hal. Efendim, şimdi söyle hocam. Kharecel üstadu ve'ahu et-talibu. Ama vav'dan sonra isim cümlesi getirmemiz lazım. Ve huve. Evet. O zaman bu iki tane yapı yetiyor. Efendim. Ve'ahu talibi olmaz mı? Olmaz mı? Onu yazalım. Kharecel üstadu ve ma'ahu. Ha, mahu talibu da olur. Mahu talibun da olur. Burada diyeceksin ki bu hani isim cümlesi lazımdı. Öyle. Et talibu mübdeda, mahu da haber. Harikulade bir cümle kurmuş olduk. Ama şu son efendim şu üç cümle, şunlar hemen hemen aynı anlamda. Efendim. Teknik olarak ufak tefek aralarında farklılık var. Se'lel üstadu tullabehu su'alen sa'ben. فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ Hoca öğrencilerine zor bir soru sordu. فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ Hiç kimse onu cevaplayamadı. Şimdi hoca, bu talebelerine hiç kimsenin cevaplayamayacağı bir soru sordu olur mu? Efendim, şu F'yi düşürsek F'yi düşürürsek tamamen senin dediğin gibi olur. Öyle mi? Evet. O zaman şu bunun hal ögesi olur. Sıfatı olur. Efendim. Şimdi ben burada ehad kelimesiyle ilgili bir açıklama yapabilirim. Burada hiç kimsenin cevaplamadığı
Cevaplayamayacağı şimdi şeyle diyorlar gelecek Arapça. Muzaliye zaten. Dur yok yok hocamı ben anladım. Yani şimdi yok yani. Mesela ide ayeti hatırlamamda yardımcı olun. İde gumtum li salati. Ha şimdi burada ben devamını getirmesem de olur. Diyor ki namaza kalktığınızda abdest alın diyor. Ya mübarek ben namaza kalkmışım niye gidip abdest alayım? Zaten abdest almışımdır ben. Burada dilciler bu özellikle bu buradan yola çıkarak diyor ki Arapçada fiiller istitaat anlamı içerirler. Güç yetirme anlamı. O yüzden istitaat anlamı bir de istek anlamı içerirler. Talep. Namaz kılmak istediğinde de güç getirir. Yani illaki buraya ize eratte en ize eratten tegume demene gerek yok diyorlar. Tegum direkt olarak efendim ize gumte dediğinde o irade istek anlamını beraberinde taşıyor. Aynı soruyu ben de çünkü sordum. Büyük bir ihtimalle İbn Hişam'da okumuştum. Veya işte Hasais'in İbn Cinni'sinde bir fiil güç yetirme anlamını beraberinde taşır. İstitaat şey irade isteme anlamını beraberinde taşır. O yüzden İzâ gumte li salâti cümlesini namaz kılmak istediğinizde efendim diye tercüme edilmesine bir beis sıkıntı yok. Dolayısıyla burada da felem yücibhu ahadun kelimesini zaman zaman eğer uygun düşüyorsa tabii Türkçe'ye efendim cevaplayamadı. Yani felem yestati en yücibehu şeklinde tercüme etmemiz ya da işte Arapça böylesine terkip kurmamız uygundur. Bilmiyorum yeterli oldu mu? Efendim.